Üç çocuk annesi Işıl Çalışkan, kurda kuzu emanet edilmez atasözünü hem mecaz hem de gerçek anlamda tecrübe etti ne yazık ki. 180 koyunu vardı, sürüsünü bir çobana emanet etti ama koyunların 50'si birden çobanla birlikte ortadan kayboldu. Benim yanımda 3 senedir çalışıyor. Benim kardeşim gibiydi. Malımı, canımı, evimi, her şeyimi emanet ettim. Aklına gelmeyen başına geldi. Çünkü kardeşim gibi dediği çalışanı 50 koyununu çalıp kayıplara karıştı. Toplamda 180 hayvanımdan şu anda 130 hayvanım kaldı. 50 tanesi çalındı. Afgan çoban Seyrettin Muhammedi son dönemde maaşından şikayet etmeye başlamıştı. Çok borcum var diyordu. Bana hasta olduğunu söyledi. Sincan'da amcasının yanına gideceğini söyledi. Planını devreye sokacağı gün bir gün sonra dönerim diyerek evden ayrıldı. Ama o günden beri ne gelen oldu ne de giden. Ertesi gün sabah olduğunda ben kendisini aradım. Defalarca aradım ve telefonu açmadı. Sonra amcasının telefonu vardı, onu aradım. Dedim böyle böyle Seyfettin geldi mi? Dedi yok gelmedi. Defalarca kendisini yine aradım, yine ulaşamadım. Telefonlarına bir türlü yanıt alamayınca içine kurt düştü üç çocuk annesi Çalışkan'ın. Hisleri de onu yanıltmadı. Öyle deyince dedim tamam bu gitti kaçtı yani. Hayvanlarımı saydığımda 50 tane olmadığını gördüm. Hem malımdan oldum. Hem maddi zarara uğradım. 100 bin liram yok oldu yani. Ekranda işte o koyunlara çaldığı iddia edilen çoban var. Yani koyunların bulunduğu evin etrafı 7/24 güvenlik kameralarıyla izleniyor. O yüzden koyunların sahibi Işıl Çalışkan koyunların evin bahçesinden değil de meradan çalındığını düşünüyor. Koyunlarım meradan gitti. Yani evimin yanından gitmedi. O 4 gündür yana yakıla her yerde koyunlarını arıyor ve koyunlarını getirene de tam 5 koyun hediye etmeyi düşünüyor. Suçlular cezasını çekmesini de istiyorum.